Tabii sevgili Burak'la da sohbetimize başlayalım. Batuhan'ın hikayesini film izler gibi, kitap okur gibi değerlendiriyorum. Çünkü öyle bir hikaye anlatıyor ki yarışma programları, kanseri yeniyor, sakatlıklarla boğuşuyor, dönüp şampiyon oluyor vesaire. Hayretler içerisinde dinliyoruz Batuhan'ı. Sevgili Burak, genç yaşında önemli başarılara imza atıyorsun. 23 yaşında 2 Avrupa şampiyonluğun var üst üste. Tabii karate bizim için göz bebeği sporlarımızdan birisi. Daha önce bu programlarda sevgili başkan, buradan da selam ediyoruz. Esat Deli Hasan'ı, yine Dünya ve Avrupa şampiyonu sporcumuz Serap Özçelik Araboğlu'nu ağırladık. Karate sporu ile ilgili çok çok önemli başarıları bizimle paylaştılar. Sen de bizim biraz önce Yasin'in de bahsettiği gibi olimpiyatlardaki belki de madalya umutlarımızdan birisisin ileriye dönük. Çalışmaların nasıl gidiyor? Neler yapıyorsun? Aileden karateci olduğunu biliyoruz. Kardeşlerin arasında karateciler var. Annem ve baban karateyle uğraşıyor. Şu anda hangi seviyedesin? Olimpiyatlar için bir hazırlığın var mı? Önümüzdeki yarışma programların ne? Bunlardan bahsedersen seviniriz. Tabii. Öncelikle merhaba. Davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Şu anda 2016 yılının Aralık ayından bu yana aralıksız bir şekilde hiç durmadan, tatil vermeden milli takım kamplarımız devam ediyor. Biz bu sürece başladığımız zaman, olimpiyat anlamında söylüyorum, olimpiyatı merkeze koyduk. Bütün hayatımızdan, sosyal yaşantımızdan, ailemizden, çevremizden, sevdiklerimizden çeşitli ödünler, fedakarlıklar verdik. Aralıksız bir şekilde çalışmalarımız sürüyor. Nasıl bir fark var derseniz, geçtiğimiz yıllarda Avrupa veyahut da dünya şampiyonası bizim için hedef maçlar oluyordu. Şimdi Avrupa şampiyonası tabii ki büyük bir maç. Mesela 2 hafta sonra gideceğiz. Ama asıl hedef her zaman olimpiyat. Avrupa şampiyonası olimpiyat yolunda bize puan kazandıran bir basamak olarak görüyoruz. Yani eskisi gibi tüm gücümüzü Avrupa şampiyonasına değil, olimpiyata saklıyoruz. Ve olimpiyata gidebilmenin yolunun da oradan geçtiğini biliyoruz. Bu doğrultuda yaklaşık 1,5 senedir çalışmalarımız sürüyor. Olimpiyatlara gitme süreci 2019 yılının Nisan-Mayıs aylarında belli olacak, kotalar alınacak. O sürece kadar kamplarımız devam edecek. Umuyoruz ki yarış bu şekilde devam eder. Şu an her şey bizim lehimize gidiyor. Demek ki doğru yoldayız, doğru çalışmalar yapıyoruz. Doğru planlarla ilerliyoruz. Bunda tabii ki sizin de söylediğiniz gibi başta Esat Hoca olmak üzere, Esat Başkanımız olmak üzere, bütün federasyon birimlerinden teknik kurulumuza kadar herkesin payı çok büyük. Kurumsal bir yapı şeklinde düzgün bir planlamayla ilerliyoruz. Bunların meyvesini de alıyoruz. Kendi kişisel kariyerinden biraz bahsedebilir misin? Sen nasıl başladın, nasıl devam ettin? Şu andaki seviyen ne durumda Avrupa Şampiyonası için ve olimpiyat kotası mücadeleleri için? Ben 99 yıllarında başladım karateye. Daha doğrusu ne olduğunu bilmeden antrenmana girmeye başladım. Kendi babamın İstanbul Esenler'de bir salonu vardı. Annem de karateci. Aynı zamanda annem babamın öğrencilerinden biriydi. 92 yılında dünya üçüncülüğü elde etti. A milli takım seviyesinde. Daha sonra evlendiler. Ben dünyaya geldikten sonra annem karateyi bıraktı. Biz 7 kardeşiz. 6'sı milli sporcu. 5 erkek kardeşim. 5'inde de çeşitli dünya Avrupa şampiyonlarında dereceleri var. Tüm kardeşler karateci mi? Evet. Bir tane en büyük ablamız hariç. Bütün kardeşler karateci. Hepsi de milli olma başarısı gösterdi. Şu anki durumum Avrupa Şampiyonası dediğim gibi asıl hedef olmamakla birlikte şu anki hedef orası. 2 hafta sonra yolculuğumuz var. Maça çıkacağız İspanya'da. Şu an her şey yolunda gidiyor. Performans grafiği falan, hocalarımız zaten bunun üstüne bayağı bir yoğunlaştılar. Bütün çalışmalarımız istediğimiz gibi gidiyor. Şu anda performans olarak iyi bir seviyedeyim. Olimpiyat yarışında da şu an kendi kilomda dünya sıralamasında 3.'üm zaten. Bu gidişat devam ederse olimpiyat şansı bayağı yüksek gözüküyor. Zaten biz de daha önce yine bu stüdyoda Sayın Mehmet Sevinç'le program yapmıştık, söyledim. Bizim için karate'de olimpiyatta madalya almak değil, olimpiyata gidebilmek mesela. Yani oraya gidebilirsek, ben inanıyorum ki sadece şahsım adına söylemiyorum bunu. Hangi Türk karatecisi olimpiyata giderse, gitme başarısı gösterirse oradan madalyayla dönecektir.
Önemli olan gidebilmek diyorsun. Evet. Tabii şimdi annesinin bıraktığını söyledi. Ben doğduktan sonra bırakmışım dedi ama tabii annesi bayrağı evet, aileye evet, bırakarak kendi yerine çok fazla sporcuya devretmiş. Zaten benden bir söz aldı. Yani ben dünya üçüncüsü oldum. Hani şampiyon olamadım. O şampiyonluğu sen tamamlayacaksın diye benden bir söz aldı. O da her zaman beni kamçılamıştır. Şimdi daha büyük bir hedef var. Yani dünya henüz nasip olmadı. Büyükler anlamında söylüyorum. 21 yaş altında dünya şampiyonluğum var. Ama büyüklerde olimpiyat şampiyonluğu gerçekten çok daha güzel olur. Tabii bu önemli. Olimpiyat beklentisi tabii gitmek önemli ama hani madalya ülkemiz adına da olimpiyat madalyalarına verdiğimiz önem, bizleri mutlu etmesi, uluslararası arenada da Türk spor adına önemli bir konu. Devam edelim sevgili Mustafa Karagöz. Şimdi karatenin yıllardır kanayan yarası olimpiyatlara katılamamaktı. Evet, olimpiyatlarda ilk defa 2020'de Tokyo'da mücadele edeceksiniz. Herkesin de gözü karatede olacak. Yani özellikle Türk karatecileri Avrupa'da ve dünyada başarılılar. Yani evet, dünya sıralamasına baktığımız zaman karate, Türkiye karatesi bir marka yani. Aynen. Şimdi senin durumun nedir? Seni zorlayan rakibin nedir? Olimpiyatlara gitmek dedin önceki hedef ama olimpiyata herkes bir şekilde gidecek. Yani kotayı alıyorsunuz. Oradaki hedefin, oradaki rakipleri tanıyor musun? Yani dünya şampiyonasında, Avrupa şampiyonasındaki rakiplerine baktığın zaman tabii Avrupa'daki şampiyon olmak, dünya şampiyon olmak bunlar çok önemli şeyler ama olimpiyat bu işin en tepe noktası. Evet. Rakipleri ne kadar tanıyorsun ve gerçek hedefin nedir? Şimdi ben şuradan başlamak istiyorum. Olimpiyata bir şekilde gidiyorsunuz dediniz. Bizim branşta biraz farklı oluyor. İlk defa girdiğimiz için mi yaptılar böyle bir sistem bilmiyorum ama siz de sormuştunuz az önce içeride. Bizim olimpiyata gitme sistemimiz çok zor. Nasıl zor? Bizde iki siklet birleşiyor. Mesela benim sikletim 67 kilo. 60 kilo var benim bir altım. 60 kilo ve 67 kilo birleşecek olimpiyatta. Güreşte de aynı şekilde var bunlar. Sadece 10 kişi yer alacak. Ve kota alacak kişi sayısı 7. Sadece 7 kişi kota alabiliyor. Bir tane ev sahibi 8 oluyor. 2 tane de white card 10. Sevgili, evet, sevgili Burak, o kadar böyle yoğun bir tablo çizdin ki bize. Çok zorlu bir süreç. İşte olimpiyat yılına girdik 2019'a falan. Sosyal hayatın nasıl? Sürekli antrenmanlarda mısın? Şu anda okuyor musun? Neler yapıyorsun? Kardeşlerinden bahsetmiştin mesela. Onlar, ailen sana nasıl bir destek veriyor? Bunları biraz paylaşabilir misin bizimle? Tabii. İki tane abim beden eğitimi öğretmenliği yapıyor İstanbul'da. En büyük abimiz Fransa'ya gitti, oraya yerleşti. Benim bir küçük kardeşim var. Sakarya Üniversitesi'nde okuyor. Ben de orada öğrenciyim. 6. senem oldu. İnşallah bitecek bakalım. Hangi bölüm? Bu yoğunlukta. Beden eğitimi öğretmenliği. Öbür türlü annem babam Malatya'ya gitti. Memlekete yerleştiler. Federasyonumuzla birlikte sözleşmeli bir antrenör olarak Gençlik Spor Bakanlığı bünyesinde bulunan salonlarda karate dersleri veriyor. Yeni sporcular yetiştiriyor. Bayağı da bir öğrenci kitlesi var. Bayağı geniş bir alana hitap ediyor. Onun da orada çalışmaları güzel gidiyor yani. Bu şekilde sosyal hayat kampın haricinde haftada bir gün off'umuz var. Orada eve gidiyorum. Ben bir senelik evliyim. Eşimizle de fazla evliliğin tadını alamadık açıkçası. Sporcu ama, mu eşin? Evet, eşim de sporcu. Onun da Bırakler Gençler kategorisinde Dünya Avrupa Şampiyonlukları var karatede. Şampiyonlarla görüşürsünüz artık. Yani belki kürsüde, evet, madalya kürsüsünde kadınlar da erkekler de ikiniz de kürsüye çıkarsanız. Ama bak çok ilginç. Burak bayrağı annesinden babasından devralıyor. Kendilerinden sonraki nesle de yine öyle bir hikaye bırakacaklar. Tabii şu da yani evet karate sporunu yapıyorsun ama hani mesela onun dışında ilgi duyduğun başka spor veya hobi olarak yaptığın başka branş var mı? Yani şimdi spor deyince aklımıza daha çok tabii yani profesyonel dışında aktiviteler geliyor. Basketbol oynamayı çok severim. Ama pek fırsat olmuyor. Şu an e-sporlara biraz merak saldım bu ara. Biraz e-sporlarda vakit geçiriyorum. Hem gençliğin yükselen değeri, evet, e-spor. Evet. Gerçekten bu yayılıyor çok hızlı bir şekilde. Dinlenme esnasında da fazla yormadığı için hem iyi vakit geçirmenizi. Çünkü bazen kampta öyle bir an geliyor ki artık hani yani kaldıramayacağım, bu raddeden sonrası nasıl olacak, artık yoluma nasıl gideceğim, o anda
Yani böyle hem kafanız bir yere dağılsın, böyle bir kendinizi bir formatlayın. O anlamda iyi geliyor. Zaten peşinde kafanızı topladığınız zaman gene gözünüzün önüne o hedefler geliyor. Olimpiyat kürsüsü geliyor, İstiklal Marşı geliyor, geçmişteki başarılar falan. Tekrar böyle bir motive. Akşam antrenman devam kaldığın yerde. Tabii aslında en büyük sıkıntı belki gençlerde veya günümüzde sosyal medya ve telefon, yani sosyal medya olayı. Hani belki dinlenirken bile yoruluyorsunuz. İkiniz de o anlamda bundan nasıl uzak duruyorsunuz veya nedir sosyal medyayla ben veya sosyal, telefonla zaman geçirme anlamında? Sosyal çevremdeki... Kısıtlı mı yani? Arkadaşlarımla daha çok mesela dışarıda çıkıp oturup bir kahve içmeyi çok seviyorum. Onu da severim yani. O şekilde değerlendirmek daha çok hoşuma gidiyor. Veya of günde eve gittim mesela. Eşimle birlikte daha önce gitmediğim bir yere gidip gezip orada oturup bir çay kahve içmek. Böyle şeyler çok hoşuma gider. Sinemaya merakım var yani. Gider filmleri izlerim, vizyonu takip ederim. Bu şekilde geçiyor. Sosyal medya konusunda da şu an dediğiniz gibi çağımızın sadece yeni nesil değil, artık bağımlılık haline geldi çünkü. Eski nesilde de orta yaşlarda da telefon bağımlılık haline gelmiş durumda. Bunun ben biraz da ülkemizdeki spor kültürüyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Bizim ülkemizde maalesef spor kültürü, toplum için söylüyorum, yok. Yani yurt dışına bir maça gittiğimiz zaman herhangi bir ülkede, Avrupa ülkesinde işte sabah 7'de 8'de kalktınız. Dışarıda yürüyüşünü yapan, koşusunu yapan belki 70-80 yaşında insanlar görebiliyorsunuz. Sporun sadece hani sporcuyum ama sportif başarı anlamında sporcuyum olarak değil de sağlık için spor anlayışının topluma oturması gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda devletimizin de gerekli çalışmaları var. Ben onlara da denk geliyorum. Güzel çalışmalar yapıyorlar. Umarım bunların karşılığını alırlar. Tabii ki bu önemli. Yani profesyonel sporcular dışında gençlerin veya herkesin spor yönlendirilmesi. Belki de madalya alan ilk sporcumuz olabilirsin. Asıl hedef bu mu, yoksa efsane olup daha uzun vadede daha büyük başarılar elde etmek mi? Hangisini tercih edersiniz? Bırak başlasın. İkiniz de. Yani kesinlikle efsane olmak derim ben. Çünkü hiçbir zaman sadece spor anlamında değil, genel anlamda hayata baktığım zaman hiçbir şeyi kısa vadeli olarak yapmayı sevmem. Ve bir işi yapıyorsam da gerçekten elimden gelen ne varsa tam böyle hakkıyla yapmayı sevmişimdir. O yüzden bir efsane olmak isterim. Nesilden nesile diye program başından beri böyle bir espri oldu. Burada ben nesilden nesile olayım da hani Uygur'dan birisi böyle bir efsane olsun isterim. Yani güzel bir anı olur. Ve gelecek kuşaklara da inşallah aktarırız bunu. Bizi geçerler inşallah yani. Bizde efsane olmak aile geleneği. Böyle dedem emekli savaş pilotu benim. Veci Yürküş'ün hem hocası hem arkadaşıymış. Kendisi de efsane bir isimdir dedemin. Cavit Ergün, Allah rahmet eylesin. Babam tamam. Aynı şekilde Atom Karınca lakabı. Handball'un efsane isimlerinden. Hangi handballcuya sorarsanız sorun. Babamı bir numara olarak gösterirler. Gol krallıkları var. Aynı şekilde ben de birçok şeyin ilkini yaptım. Yani Türkiye'de yaptığım ilkleri saysam onu geçiyor yani. Madalya, rekor kısmında. Tabii ki hedefimiz daha yüksekler ama dediğim gibi bazı sıkıntılar var. Son röportajımın başlığı sıra efsane olmakta. Yani benim geçen sene katıldığım yarışma için de söylediğim şey insanlara ilham olmak, insanlara umut olmak gibi bir hedefim var. Benim hayattaki yani böyle değerler daha önemli bence. Para kazanıp mevki sahibi olmaktansa, altın madalyalardansa bunları bir araç olarak kullanıp insanlara neler katabildiğiniz, neler verebildiğiniz önemli açıkçası. Yani o yüzden bence de efsane olmakta. Umarım ikimiz de büyük efsaneler oluruz. İki sporcumuz da efsane sizler olmayı... Sizler gibi çok başarılı belki haberciler oluruz biz de ileride bu meslekleri yaparsak. Tabii iki sporcumuz da efsane olma yolunda kararlı görünüyorlar. Bu da bizleri sevindiriyor Türk sporu adına. Çünkü çok genç yaştalar. Madalya umutlarımız, madalya Türk sporunda geldikçe tabii ilgi artıyor spora. Sizin gibi örnek sporcular oldukça ilgi artıyor. Bu da gelecek nesillere daha umutlu bakmamızı sağlıyor diyelim. Çok teşekkür ediyorum ben sizlere. Vakit ayırdınız. Zorlu antrenman programlarınızda bizlerle birlikte oldunuz. Sizlere önümüzdeki müsabakalara başarılar diliyorum. Umarım hedeflenen madalyaların sahibi olursunuz. Teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum değerli müdürlerimize de. Bu hafta iki genç sporcuyu konuk ettik.
Evet sevgili izleyiciler, bu hafta Ajans Saati'nin sonuna geliyoruz. Haftaya bir başka branştan konuklarla karşınızda olacağız. Hepinize mutlu günler diliyoruz. Hoşçakalın.